Medyascope TV'den hepinize merhabalar. Bugün Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeyiz. Yerel seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gölbaşı ilçesinde MHP adayını AK Parti, İYİ Parti adayını ise CHP destekliyor. MHP'nin adayı Ramazan Şimşek, İYİ Parti'nin adayı ise Mahmut Aksoy. Peki Gölbaşı'nda önceki seçimde neler yaşandı? 2014 yerel seçimlerinde AK Parti burada %43, MHP %41, CHP ise %12 oy almıştı. Yine 2018-24 Haziran genel seçimlerinde Cumhur İttifakı burada %58, Millet İttifakı ise %34 oy aldı. MHP ile İYİ Parti'nin yarışacağı bu ilçede neler olacak? Bu soruların cevabı için buradayız. Valla biz Ramazan Şimşek'i şu anda düşünüyoruz. Ya hem daha hemşerimiz hem de daha önceden çocukluk arkadaşımız. Ramazan Şimşek'i tanımıyorum. Mahmut Aksoy'u tanıyorum. Tercihim ondan yana. Ramazan Şimşek'i destekleyeceğiz. Neden efendim? Ya Ramazan Şimşek'in yeni bir vizyon burada. İnandığımız için, kendi yolbaşının insanı, buranın sorununu daha iyi bildiği için burada da ve daha da güçlü olduğu için, onun için boş noktada oy kullanmamak için. Bu sene İYİ Parti vereceğim yani. Gerek zaten şeyde de ona verdim. Vizyon ve misyonu konusunda Ramazan Şimşek. CHP'ye oy vermiş bir insan değilim. Açıkça söylüyorum, ben CHP'ye oy verende kızıyordum. Ben bu seçim CHP'li oldum bunlar yüzünden. Vereceğim CHP'ye. Aday yok ama demek ki İYİ Parti'ye vereceğim yolbaşında. Yani AK Partili olarak bir AK Partili oy vermeyeceğim. Net kesin yani. Hatta şöyle bir şey söyledim. Söylediler, eğer verirsem elim kopsun dedim. O derece öfkeliyim, o derece sinirliyim yani. Hani hep şunu söylüyorlar insanlara. Diğerleri gelse ne olur ki? Ben de bunu söylüyordum 5 ay öncesine kadar. Ya diğerlerini denemedik ki. Denemediğimizin ne yapacağını bilemeyiz. Biz denemediğimiz bir şeyi de yorum yapıyoruz. Bir denemek lazım. Ya daha bundan kötü ülke gitmez. Bundan daha kötüsü insanların camı pencereyi kırması, talan etmesi. Peki Gölbaşı seçmeni beka tartışmaları ve ekonominin durumu hakkında neler düşünüyor? Yerel seçim ülkenin bekası olmaz. Yerel seçim şehirlerin bekasıdır. Güzelleşmesi içindir. Yerel seçimin ülke bekasıyla ya da ülkeyi yönetmekle hiç alakası yoktur. Yerel seçim o şehrin yaşanılır hale gelmesidir. İnsan gibi yaşayacağımız, herkesin güzelce yaşayacağı bir şehir istiyorum ben. Bunu görmemek için köle olmak lazım. Ya şu markete bir gidelim mi ya? Geçen hafta patlıcan, kimse evine patlıcan alıp sevmez, yemez. İnsanlar kabak alıp sevmez. 10 lira olmuş, 15 lira olmuş ya bunun kilosu. Ne yiyecek insanlar? Her gün makarna mı yiyecekler? Her gün onu mu yapacaklar? Bu ülke ne zaman batmış ki bundan sonra batsın? BKMK yani yok. Biri gider, biri gelir. Bu ülke devam eder Allah'ın izniyle. Yani onu söyleyeyim, öyle bir şey olamaz yani. Esnafta yok, emekçide yok, çiftçide yok, yok Allah yok. Neyine bak görürsün değil mi? Bir sürü esnaf. Bomboş duruyor. He? Beğendiği olacak ki vatandaş şey de kazanacak. Sen benden alıp da bana bir gram vermezsen ben nasıl geçineceğim, nasıl alışveriş yapacağım, nasıl çoluğumu çocuğumu getirip de mağazalarda giydireceğim bu şarkı. Peki Gölbaşı'nın ne gibi sorunları var? Deniyor ki işte Gölbaşı işte örnek kent. Daha burada bir tane logar mogar hiçbir şey yok. Burada bir yağmur yağdığı zaman burayı sel alıyor. Benden başka bu soruyu başkasına da sorun. Bir eğlence yerleri yok. Hiçbir yer yani. Bizler için. Onlar lazım yani. Çocuklar için parklar, marklar. Oturup bir eğlence yerleri yok yani. İmara açılmadı bazı yerler. Ondan dolayı Sincan'da, Etimeskut'ta 150 bin lira olan daireler burada 300 bin, 350 bin. Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek ile tüm görüşme çabalarımız sonuçsuz kaldı. İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı Mahmut Aksoy ise projelerini şu şekilde anlattı. Üniversite öğrencilerini Gölbaşı'nda tutacak bir yapı oluşturacağız. Bunu da sağlayacağız. 20 bin öğrenci var Gölbaşı'nda. Bunun %50'sini burada bıraksak 10 bin kişi yapar. Her biri 10 lira harcasa günde 100 bin lira Gölbaşı'na artı para girer. Bizim Gölbaşı'na sağlıklı, varlıklı derken biz bu varlığı kastediyoruz. Gölbaşı'nın kazandığı, Gölbaşı'nda esnafının, iş adamının, ticaretle uğraşının kazandığı bir sistem istiyoruz. Ve bunu da kuracağız inşallah. BK tartışmaları, ekonomi ve ilçenin sorunları. Bunlar seçimin sonucuna ne kadar etki edecek? Bu soruların yanıtını 31 Mart akşamı öğreneceğiz. Özgür Özdemir, Medyascope, Gölbaşı, Ankara.